Kıyamet dediğimiz hadise aziz dinleyenlerim Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimelerle ifade ediliyor. Mesela ayeti kerimede Es-Sa'a olarak geçiyor. Vakti belirli olan hadisat. Ama hak katında belirli. İnsanların hiçbirisi o vaktin ne zaman olduğunu bilmiyor. Veya bir başka ifadeyle belli vakit demek Es-Sa'a. Yine ayeti kerimelerde el vakıa geçiyor. Kesin olarak meydana gelecek olay. Muhakkak olacak. Onda şüpheniz olmasın. Yine ayet-i kerimelerde el hakka olarak bildiriliyor. Gerçekleşmesi kaçınılmaz olan bir olay. El kariye olarak bildiriliyor. Birbirine çarpacak olay. Et tammetül kübra olarak bildiriliyor aziz dinleyenlerim. Büyük felaket. İnsanoğlu tabi böyle yıldızların birbirine girdiğini, dağların pallaş pamuğu gibi atıldığını, ondan sonra dünyadaki bütün bu görülen nizamın alt üst olduğunu gördüğünde, herhalde onu bizati insanlar büyük bir felaket olarak ifade edecekler. Sonra el gaşiye olarak ifade ediliyor, şiddetiyle birden bire halkı sarsacak olan olay. Basit bir depremde bile aziz dinleyenlerim herkesin adeta böyle o muvazenesi, fikri muvazenesi bozuluyor, heyecanlar oluyor. Bazı insanlar belki aklını, şuurunu kaybediyor ve kendini ta üst katlardan atıyor. Adeta ölümden kaçarken ölüme mahkum oluyor insanoğlu. Ama bir de bunun çok daha büyük çapta olduğunu, bütün bir kainat çapında olduğunu düşündüğümüz zaman Şüphesiz insanlar o zaman herhalde onu ancak bu büyük bir felaket diye isimlendireceklerdir. Peki aziz dinleyenlerim, bu nasıl olacaktır, nasıl kopacaktır? Kur'an-ı Kerim bu noktada bizlere neler ifade eder? Tabi iman esaslarımız tamamen Kur'an-ı Kerim'in çerçevesinde, Yüce Rabbin Cibril vasıtasıyla Peygamberimize, Peygamberin kalbinden de insanoğluna duydurulan ilahi hakikatlar bunlar. İman da bu hakikatlara inanmak demek zaten. Kur'an-ı Kerim'de gerçekten bu kıyametin kopma safhası sur kelimesiyle ifade ediliyor. Ve nüfiha sur. Tabi sur kelimesini belki e, böyle büyük bir ses çıkaran bir vasıta olarak ifade etmek bugün mümkün. Her ne kadar kitaplarımızda, klasik kitaplarımızda biraz daha farklı tarifler varsa da onlar daha o zamanki insanın anlayacağı veya o günkü kullanılan aletler seviyesinde bir ifadedir. Ancak belki bugün onu büyük bir ses çıkaran bir vasıta o ses nasıl çıkacaktır? Neyle çıkacaktır? Ama insanoğlu o sesi muhakkak duyacak. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim bizlere e, bununla ilgili olarak şöyle buyuruyor. Yevme yunfaku fis sur fe amen semavati ve men fil ard illa men Allah ve kullun etevhu dahirin. Nemil suresinin 87. ayetidir bu. Soru hareket verildiği gün Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hepsi büyük bir dehşete kapılır ve hepsi de boyunlarını bükerek Allah'a doğru gelirler. Bu ayeti kerimeye baktığımız zaman gerçekten o sur denilen bizim mahiyetini bilmediğimiz o sesin çıkaracağı gürültünün herkesi dehşete düşüreceği ayeti kerimekte bildirilmektedir. Demek ki sur, aziz dinleyenlerim, çok şiddetli bir gürültü meydana getirecek, belki de yeryüzü bu şiddetli gürültüye dayanamayarak dağılacaktır. Yine Hakka suresinin 13 ve 16. ayetlerinde ise fe iza nufiha fi's sur nefhatun vahide ve humiletil ardu vel cibalu fe dukkata vahide fe izin vakaatil vakaa fen şakkatı sema o fehiye yevme izin vahiye. Sura bir üfürüş üfrüldüğü yer ve dağlar kaldırılıp bir vuruşla birbirine çarpıldığı zaman işte o gün olacak olan olur kıyamet kopar gök yarılır o gün yeryüzündeki kainattaki düzen bozulur buyruluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bize böyle bir oluşla kıyametin kopacağını bildiriliyor